Doğu Perinçek Erdoğan'ı eleştiren, son derece eleştiren sert ifadeler kullandı. Aslında Perinçek'in ifadeleri önemli. Peki bu ifadelerden nasıl bir yorum, nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Kısaca ekrandan bazı yerlerini paylaşacağım sizlere. Doğu Perinçek nasıl ifadeler kullanmış? Çöken rejimler halkla arasında duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin işte olduğu ve kaybettiği kesin Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım ifadelerini kullanmış. Dinsel inançlar adalet ve yargıya yansıyamaz. Türkiye'nin aldığı mesafeler var. Din bizim vicdanımızda. Anayasanın çok açık bir hükmü var. Devletin toplumsal, ekonomik, siyasal temeli ve faaliyeti din esaslarına göre yönetilemez. Erdoğan'ın etrafında dağ kavuklar var. Yani Erdoğan iyi çevresi kötü tanımının başka bir açılımı ve yine sert bir ifade Erdoğan için çay paketi atarak karşı koyamazsınız ve aynı zamanda Erdoğan'ın kaybettiğini ve gideceği olduğunu söylemiş. Perinçek'in ifadelerine şöyle bakarız. Perinçek aslında Erdoğan'ın bir ortağı ama Erdoğan'a verdiği desteği ultra seviyesindeki destek inandırıcılığını kaybetti. Bu muhalif sözcüklerle son derece muhalif seçmenlerle tekrar ulusalcıların Kemalistlerin ve Atatürkçülerin güvenini kazanmaya yönelik bir atılım olarak da bakabiliriz. Yani samimiyetini sorgulayabiliriz. Bu bir. İkincisi Erdoğan'la arasında sorun olduğu zaman bu tür muhalif atraksiyonlar ya da tanımlamalar zaten yapıyor ve sonrasında Erdoğan destekçiliğine devam ediyor. Yani bir çeşit el alma oyunu. Erdoğan istediği şeyi veremiyor ya da Erdoğan'la iktidarlı olan ortaklığında kendisini rahatsız eden şeyler olduğu zaman zaten dile getirdiği bir takım şeyler var. Örneğin zaten aslında laiklik hassasiyeti olması gereken bir ulusalcı ve derin devletin bir başka versiyonu, bir başka adamı kişisi olduğu belirtiliyor Perinçek için ve Diyanet İşleri Başkanı ile verilen fotoğraflar belli ki Perinçek'i rahatsız etmiş. Bu sert eleştiriler Diyanet İşleri ile ve laiklik meselesinde verilen Erdoğan'a bir uyarıdır. Ama ne kadar samimi olduğunu bu eleştirilerin sürüp sürmeyeceğini görmek isteriz. Çünkü aynı zamanda muhtemelen derin devletin bir adamı ve iktidarla beraber ortak şeyler yapıyorlar. Bir takım konularda ortaklar ama Erdoğan'ın bazı davranışları da bu derin devlet ortaklarını rahatsız ettiği zaman Doğu Perinçek üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderiyorlar. Erdoğan vites düşürüyor, belki de geri adım atıyor ve tekrar ortaklığa devam ediyorlar. Aslında Perinçek muhalefete düşüyor mu? Bu konuda çok emin olmayınız. Hem çok fazla Erdoğan destekçiliğinden dolayı böylesine muhalif görünümlü sözlerde söylüyor olabilir. Perinçek'e güvenilmez. Türkiye'de her zaman solu bölmek için kullanılan bir derin devletin insanıydı. Sadece laiklik konusundaki derin devletin hassasiyetini dile getiriyor olabilir. Çünkü bugün aslında Erdoğan'ın ortağı MHP. MHP'de derin devletin bir başka versiyonu. Hem Erdoğan derin devlete muhtaç, hem derin devlet Erdoğan'a muhtaç. Çünkü Erdoğan iktidarı seçimle gidecek. Bu çok net ve bundan ortakları rahatsızlar. Erdoğan iktidara gittiği zaman Erdoğan'la ortaklık yapan kişilerin Perinçek, Bahçeli ya da bir takım başka kişiler ya da derin devletin bir takım insanları, kişileri Erdoğan'la beraber yaptıkları günahtan dolayı yargılanabilirler. O yüzden onlar Erdoğan'ın gitmesini istemiyorlar ve kaybettiği için Erdoğan'ı uyarıyor olabilirler. Bu bakımdan şunu söylemek istiyorum. Erdoğan seçimle kaybediyor ve normal yapılacak bir seçimde kapatabileceği bir ara yok. Ara çok açıldı. O yüzden derin devletle beraber Erdoğan seçimle gitmemek için bir takım başka şeyler yapabilirler mi? Bu da bir soru işareti. Bir takım provokasyonlar olabilir mi? Ya da iktidarı Millet İttifakı'na vermemek için başka yöntemler deneyebilirler mi? Ve bu kafalarındaki deneyecekleri yöntemlerde aynı zamanda derin devlet ve Erdoğan birbirine karşı el üstünlüğü ve otorite kurmaya çalışabilir mi? Artık bu sözcüklerden ne anlayabiliyorsanız o kadar yorum yapın. Ben sadece kafamda oluşan sezgileri anlattım sizlere çünkü seçimle her şekilde kaybediyorlar. Bu farkı kapatmaları mümkün değil. Birbirlerini uyarıyorlar. Erdoğan kaybederse ortakları derin devlette yargılanacak.
O kişiler, her kimse Erdoğan'a destek veren zaten derin devlete kaybetmiş olacak. Bu yüzden seçimle kaybetmektense iktidarda kalmak için demokrasi dışı bir takım provokasyonları beraber yapmaları, ama bunu yaparken de birbirlerine karşı tam bir otorite ve el üstünlüğü almaya çalışmaları da muhtemel olabilir. Uyarıyorum, Millet İttifakı sandıkla seçimi almalı, iktidarını kurmalı ve bu demokrasi dışı iktidarı ve ona veren ortakların da bir şekilde yargılanmalı. Ama Perinçek açıklamalarına iki şekilde bakabilirsiniz. Bir rahatsızlık var, ama aynı zamanda samimi olup olmadığı konusunda emin olmayınız.